araştırma hakkında sizin dikkatinizi çeken en önemli bulgular neler oldu? Aslında çok radikal değişik şeyler var, değişimler var geçen seneye göre. Birincisi bilinirliğin 75'ten 99'a çıkması oldukça kıymetli bir data. Bir diğer kıymetli data, yani bir sürü data var, güzel data var ama bir diğer benim için kıymetli data, bu geçen sene de belirgin bir şekilde vardı ama bu sene yine pozitif değişimi bizim hepimizin hoşuna giden bir şey. Kadınların buradaki dahili çok daha artmış durumda. Bunun bize aslında verdiği bir başka mesaj var. O da şu: kadınlar her zaman aslında bilinçli yatırımcılardır. Yani onlar bilinçli davrandıkları için ve burada bu oran artıyorsa bu bize şu mesajı veriyor: burada daha fazla bilinçlenme ve daha fazla bilgili yatırımcı artık işlem yapmaya başlıyor mesajını alıyoruz. Benim de zaten ikinci sorum kadınlar üzerindeki hani bu kripto sektörünün bu ilginin artması hakkında düşünceleriniz. Ben de bir kadın olarak gerçekten o yüksek oranları görünce bir mutlu oldum ve gurur da duydum açıkçası. Yani hep böyle tabii yatırım vesaire gibi şeyler genelde erkeklere atfedilen konular olmasına rağmen buradaki hakimiyetin çok güzel pozitif yönde değişiyor olması, dediğim gibi yani kadınlar adına bir mesaj, diğer taraftan sektör adına başka bir mesaj. Buradaki dinamikler de değişiyor, anlamı taşıyor. Bir de biz kadınlar birazcık daha sakin bir yatırımcı oluyoruz erkeklere oranla. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Peki gayrimenkulden sonra kripto paraların bu kadar kısık oranda olmasını neye bağlıyoruz? Bu sonuç sizi şaşırttı mı? Yok, şaşırtmadı. Çünkü şöyle bakmak lazım. Düşünün, bizim şu an içeride 6 milyon üzerinde kullanıcı var. Bunların çok fazla varlıkları olmuş durumda içeride. Ve her yeni gelen yatırımcı, kullanıcı, aslında artık yatırımcı demeye çok çekinmiyorum. Gerçekten daha önce bu sektöre atfedilen sadece alışveriş yapılır, trade edilir algısının yatırım yapmaya doğru değiştiğini gösteriyor. Yani o datalar bize onu söylüyor. Burada yatırımcılar var. Burada geleceğe doğru bir beklentisi olan kitle var. Bu da buranın uzun dönemli ayaklarının daha fazla yere bastığını, daha sürdürülebilir olabileceğinin göstergesi.